Sayenizde avlanacak toprağımız mı kaldı? Hediyeniz sizin olsun. Bilhassa beyler, harpten evvel şikayetlerinizi dinlemek, fikirlerinizi almak isterim. Buyurun lütfen, dinliyorum. Kumandan bey, bu halkı harbe sokmadan evvel neredeydi aklınız? Bu milleti dinlemek şimdi mi aklınıza geldi? Size ne oldu ki böyle düşmanca konuşuyorsunuz? Boş hayalleriniz için yüz binlerce masumu cepheye sürüyorsunuz. Başımı da alsanız bunun karşısında olduğumu bilin isterim. Bizi buraya neden çağırdığınızı biliyoruz kumandan bey. Lakin kendinizi boşuna heba etmeyin. İstediğiniz desteği size vermeyeceğiz. Ya kime destek vereceksiniz Ömer bey? İngilizlere mi? Bize kimin faydası olursa ona destek vereceğiz Casım Bey. Halifemizin cihad-ı ekber çağrısında mı çiğneyeceksiniz? Kimin için cihad edeceğiz? Müttefikimiz Almanya için mi? Beyler, halifemizin yanında olmalıyız. Mesele İslam'ın bekası, insanlarımızın namusudur. Ne sıkacak bir kurşunumuz, ne de verecek bir damla kanımız var. Bu son sözümdür. Ömer Bey. Demek bu sizin son sözünüz. Peki. O halde benim de size bir son sözüm var. Eğer bu devletin ekmeğini yiyorsanız ağzınızdan çıkanı kulağınız duyacak. Bu yaptığınız olmadı kumandan. Olmadı. Zulüm kudretiniz inşallah yıkılacaktır. Efendiler, İngilizlerin sizi altınla, silahla, kamiyetçilikle zehirlemesine müsaade mi edeceksiniz? Asla! Peki siz altın için cihattan kaçacak mısınız? Asla! Kamiyetçilik illetiyle devletinize sırt mı döneceksiniz? Asla! Bugün elinizi vicdanınıza koyun ve bir karar verin. Ben yarın harbe gidiyorum. Bu kutsal topraklar için. Ya siz de benimle birlikte bu mukaddes toprakları korursunuz ya da izzetinizi İngilizlere satacaksınız. Kararınızı verin. Buyurun. Ömer Bey, eliniz nasıl oldu? Kimin düşman, kimin bizden yana olduğunu anlayacağız. Nasıl anlayacaksınız? Eğer düşman bizden biri olursa bu kolaylıkla ortaya çıkacak. Fakat asıl soru şu, siz Ömer Bey, devletiniz için hain olmaya hazır mısınız? Bu baş, bu devlete feda olsun. Şimdilik sadece eliniz bana yeter. Söyleyin. Sizdeki emanet de isyan bayrağını açsın. İyiyim kumandanım. Merak etmeyin. Bu çektiğiniz acının karşılığını misliyle alacaksınız. Sizin sayenizde bize düşman olan aşiret liderlerinin ve şeyhlerin kim olduğunu anlayacağız. Nasıl kumandanım? Aramızda yaşanan bu husumetten sonra İbedilikle sizinle irtibata geçecekler. Sizi kendi saflarına çekmeye çalışacaklar.
Biz de böylece yavaş yavaş içlerine nüfuz edeceğiz. İnşallah. İnşallah.